Merhaba sevgili çocuklar, hepinize esenlik olsun. Bugünkü İsa'nın Sevgi Öyküleri adlı kitabından hikayenizi ben Serap ablanız anlatacak. Bu arada hikayeyi okurken siz de bir yandan kurabiyelerinizi yiyebilir, sütünüzü içebilirsiniz. Okuyacağım hikayenin adı Bağışlayıcı Prens. Yakup'un 12 oğlu vardı ama aralarında en sevdiği oğlu Yusuf'tu. Bir gün Yakup Yusuf'a çok güzel bir yeni bir giysi verdi. Gökkuşağının bütün renklerini gösteren harika bir giysiydi bu. Ama bunu gören kardeşleri Yusuf'u kıskandı. Onlar da öyle renkli bir kıyafet istiyorlardı. Sonra da sanki bu yeterince kötü değilmiş gibi Yusuf bir sürü özel rüya görmeye başladı. "Rüyamda en büyük olduğumu gördüm. Kraldım," diye anlattı Yusuf kardeşlerine. "Hepiniz de benim önümde diz çöktünüz." Eminim ki Yusuf bunu anlamamış olsa bile sen biliyorsun ki böyle bir rüyayı anlatmak çok iyi bir fikir değil. Yusuf'un kardeşleri ondan daha fazla nefret ettiler. Hem Yusuf'u hem de rüyalarını öldürmek istediler. Ve bir gün aynen öyle yaptılar. Yusuf'un renkli güzel giysisini üzerinden çekip yırttılar ve Yusuf'u 20 parçacık gümüş karşılığında köle tüccarlarına sattılar. Tüccarlar Yusuf'u Mısır'a götürdü ve orada onu köle olarak çalıştırdılar. Kardeşleri ise evlerine dönüp babalarına "Yusuf öldü!" diyerek yalan söylediler. "Sonunda rüyacıya son verdik," diye düşündüler. Ama yanılmışlardı. Tanrı Yusuf'un hayatı için müthiş bir rüyaya sahipti ve her şey son derece yanlış gidiyormuş gibi görünse de Tanrı mevcut olan her şeyi kullanıp rüyalarını gerçekleştirecekti. Tanrı Yusuf'un başına gelen her şeyi kullanarak ortaya iyi bir şey çıkaracaktı. Ne var ki Yusuf için Mısır'da işler hiç de iyi gitmiyordu. Evinden ve babasından uzaktaydı. Sonra onu yapmadığı bir şeyle suçladılar ve kötü bir şey yapmış olmamasına rağmen zindana attılar. Buna rağmen Tanrı Yusuf'u yalnız bırakmamıştı. Bir gece Firavun, yani Mısır kralı, zayıf ineklerin şişman inekleri yemesiyle ilgili korkutucu bir rüya gördü. Ne demekti bu şimdi? Bir türlü anlayamadı. Ama Yusuf rüyalar konusunda uzmandı. Bu yüzden Firavun onu yanına çağırdı. "Bu rüya kıtlık geliyor demek," dedi Yusuf. "Yani yeterince yemek olmayacak." Firavun Yusuf'un bu becerisinden o kadar etkilendi ki hemen onu zindandan çıkarttırıp prens yaptı. Bu arada Yusuf'un kardeşleri ve ailelerinin yemekleri bitmişti ve herkes açtı. Tanrı'nın özel ailesi tehlikedeydi. Bir an önce yiyecek bulamazlarsa hepsi açlıktan öleceklerdi. Bu yüzden Yusuf'un kardeşleri yiyecek bulmak için Mısır'a gitti. Geldiklerinde prensin önünde diz çöktüler. Tabii ki kardeşleri bu prensin Yusuf olduğunu bilmiyordu. Ne var ki Yusuf onları hemen tanıdı. Yusuf'un rüyası gerçekleşmişti. Gerçekten de kardeşleri onun önünde diz çökmüşlerdi. "Benim!" diye haykırdı Yusuf. Onu tanıdıklarında Yusuf'un kardeşleri çok korktu. Onlar Yusuf'a kötü davranmışlardı, günah işlemişlerdi ve bunu biliyorlardı. Yusuf kesin kes onları cezalandıracaktı. Ama Yusuf kardeşlerine baktı ve gözleri yaşlarla doldu. Kardeşleri ona kötü davranmış ve onu öldürmek isteyecek kadar ondan nefret etmiş olsalar da her şeye rağmen Yusuf onları sevmekten vazgeçmedi. Onların kırmış olduğu o kalp sevgiyle doldu ve Yusuf onları bağışladı. Yusuf onlara sarıldı. "Korkmayın," dedi.
Sizin yaptıklarınızın arkasında olan her şeyin altında Tanrı iyi bir şey yapıyordu. Tanrı her şeyi yoluna koyuyordu. Yusuf onları cezalandırmadı, onları kurtardı. Tanrı'nın özel ailesini Mısır'a getirtip orada güvende yaşamalarını sağladı. Bir gün Tanrı bir prens daha gönderecekti. Bu genç prensin de kalbi kırılacaktı. Yusuf gibi o da evini ve ailesini bırakacaktı. Kardeşleri ondan nefret edip onu öldürmek isteyecekti. O da gümüş para karşılığında satılacaktı. Yanlış bir şey yapmamasına rağmen cezalandırılacaktı. Ama Tanrı bu genç prensin başına gelen her şeyi, kötü şeyleri bile kullanarak iyi bir şey yapacaktı. Tüm dünyanın günahlarını bağışlayacaktı. Evet sevgili çocuklar, bugünkü İsa'nın Sevgi Öyküleri adlı kitabından Bağışlayıcı Prens adlı hikayemizi okuduk. Şimdi size iyi geceler demeden önce dua etmek istiyorum. Sizler için dua edeceğim. Evet sevgili Tanrım, bize verdiğin bu sözler için şükrediyoruz. Ve bizi bağışladığın için şükrediyoruz. Bizi sevdiğin için. Şimdi bizi dinleyen çocuklarımız için dua etmek istiyorum. Onları kutsa ve bereketle. Anne ve babalarını da sen bereketle. Güzel rüyalar görebilsinler, esenlik içinde uyusunlar diye dua ediyorum Rab. Ve bu Yusuf'un kardeşlerini bağışlayabildiği gibi, eğer bizim de bağışlayamadığımız kişiler varsa hayatlarımızda, kızdığımız kişiler varsa, lütfen Rab onları sevebilmemiz ve bağışlayabilmemiz için bize yardım et. Bize sevginden bol bol dök üzerimize ya Rab. İsa'nın adıyla amin. Evet bugünlük hikayemiz bu kadardı. Görüşmek dileğiyle esen kalın. İyi geceler.